Herkese merhabalar. Friendship konumuzun ikincisiyle devam ediyoruz. İlk dersimizi mükemmel bir şekilde izledik. Şimdi ikincisiyle devam ediyoruz. Güzel bir şekilde teklifleri yani making an offer ve tekliflerden sonra accepting yani kabul etmek ya da refusing konusunu öğreneceğiz. Burada but ifadesi yani fakat ifadesi önemli. Yani kabul ediyorum fakat diyebilir. Reddediyorum fakat gelmek istiyorum diyebilir. Dolayısıyla but'ın sonrasındaki ifadelere dikkat edeceğiz. Bir de davetiye kartlarına bakacağız. Tonguç Dershane sunar. Şimdi bugün... İlk video çok yararlı oldu. İkincisini evet, kelimeler önemli. Esa, ne diyorsun? Olur mu? İlki çok tuttuğu için ikincisini izlemen lazım. Şimdi friendship konusunda yani arkadaşlık, kardeşlik konusunda şunu bilmemiz lazım. Bazı kelimeler öğrenmiştik. Mesela body ne demekti? Body hocam vücut demek hocam. Hayır ya yanlış. Ha arkadaş body. Eğer böyle body olursa evet. Ama bir şöyle body var. Bu da kanki yani. Kanks istediğimiz kısımdır. Bunlar kankaydı ve bunlar good friends'i. Biz bunlarla asla, bunlara asla yalan söylemiyorduk. Bunlara sırlarımızı paylaşabiliyorduk. Bunlarla çok güzel zamanlar geçiriyorduk. Bazen de tartışabiliyorduk. Bunu genelde sınavlarda soruyorlar. Yani insanların arkadaşıyla tartışabileceği seçeneğinde sorabiliyorlar. Şimdi bugün ise öğreneceğimiz şey şu. Making an offer. Yani bir teklif yaptığımız zaman nasıl söyleyeceğiz? Mesela diyelim ki hadi gel diyoruz. O zaman let's diyoruz. Let's go. Yani fiilin birinci hali. Let's study. Let's write. Let's listen. Yani hadi dinleyelim, hadi çalışalım, hadi gidelim gibi şeylerde. Let's'ten sonra fiilin birinci hali kullanırız. Let's ne demek işte demek ki hadi. Aynı zamanda... Come on baby. Evet yani o da var tabii ama o biraz daha e, günlük dilde kullanılıyor. How veya what about diyebiliyoruz. What about. Burada da how about Going, going to cinema. How about studying diyebiliriz. Veya da what about. How nasıl demek İngilizce'de? What'tan ne demek? How about veya what about dediğimizde yani düşünür müyüz? Yapalım mı? Şöyle sinema gitme ne dersin? Ders çalışma ne dersin? Gibi ifadeler kullanamıyoruz Bir de bunların şimdi birazdan detayına gireceğiz Songuç'um. Accepting and refusing var. Accept İngilizce'de bak şöyle şöyle kapatıyorum. Accept kabul etmek demek. Refuse da şurada, bir e harf var. Refuse da demek. Hatta bazen Türkçe'de Türkçe'yi katletmeye çalışan insanlar da şöyle diyorlar. Refuse ediyorum bunu. Yani esasen reddediyorum demek istiyorum. O zaman accept kabul etmek demek, refuse etmek demek. Mesela kabul ettiğin zaman sen ne dersin? harika bir fikir dersin. Tabii ki derim hocam. Tabii ki dersin mesela. That's a good idea diyorsan yani bu iyi bir fikir diyorsan bu kabul ettiğini gösterir. Fakat eğer kabul etmiyorsan önce bir özür dilersin. I'm sorry dersin. I'm sorry ne no sorry? I'm sorry ne no sorry diyebilirsin. Bu senin kendi kullanım tarzına bağlı. I'm sorry I can't şeklinde de cevaplayabilirsin. Bu da işte reddettiğimiz an. Bak dikkat edersen reddediyoruz ama yine kibarca reddi. I'm sorry. Üzgünüm. I can't diyoruz. Yani yapamam diyoruz. Bir de writing an invitation card. Invitation da davet demek. Kart zaten Türkçe'de geçmiş. Kart kart demek. Davetiye kartı ne yazıyoruz? Writing an invitation card. Ee, bir davetiye kartı yazmak. Bu sefer de cümlemize tabii ki dear veyahut da hi veyahut da hello gibi selamlama cümleleriyle, ifadeleriyle başlamamız gerekiyor. Şimdi o zaman gel bunların detayına gidelim. Making an offer. Birincisi burada fiilin birinci halini kullanacağız. Fiilin birinci halini demek biliyor musun Hani biz evimizde bir sözlük var ya dictionary. Sözlüğü açtığın zaman sözlükte ne yazıyorsa, şuraya bak dictionary yazıyorum. Dik, Dictionary. Sözlüğü açtığınız zaman mesela diyelim ki gitmekte ne yazıyor? Go yazıyor. O zaman film birinci halini alıyorsun koyuyorsun. Let's go diyorsun. Bitti gitti. Bu kadar basit. Let's do. Let's write. Let's sleep. Let's study. Bunların hiçbiri cümlenin anlamına farklı bir şey katmıyor. Her seferinde haydi demek anlamına geliyor. Bir de shall I veyahut da shall we şeklinde de kullanabiliyoruz. Veya why don't we diyebiliyoruz. Mesela let's play futbol after school. Yani buradan sonra yine film birinci hal geldi. Bak bu tür alışılmalar çok zordur Tonguç'um. Niye biliyor musun? Okuldaki yazılar için söylüyorum. Hoca buraya parantezi play yazar, fiil yazar. Sen bu acaba playing mi olacak? E ya hocam acaba, bir türlü yani her karıştırıyor. Yani acaba bak aynısını yazman gerekiyor aslında Fakat bu bir fake'li soru yani. Acaba playing mi olacak? Acaba play mi olacak? Acaba plays mi olacak? Bir kafan karışmasın. Diyeceksin kardeşim. Hoca bize ne demişti? lesten sonra fiilin birinci hali alıp koyacaksın. E burada fiilin birinci hali var. O zaman bunu koyacağım bu kadar basit. Less play futbol after school. Okudan sonra haydi top oynayalım. Shall we Watch an action movie. Biz film izler miyiz? Aksiyon film izler miyiz? Why don't we eat a sandwich? Biz neden bir sandviç yemiyoruz? Fiilleri aynen olduğu gibi koyuyorsun. Niye? Zaten bak bu kısmın başlığına da verb 1 yazmışız. Yani fiilin birinci hali yazmışız. Şimdi burada to be verb 1 veya noun kullanıyoruz. Mesela would you like e, diyorsun. Would you like mesela would you like to go gitmek ister misin? Veya would you like to burada da go demişiz. Would you like to drink diyelim mesela biz bu sefer fiili değiştirelim. Bak dikkat etsen to'yu zaten koyduğundan dolayı bu sefer fiilin kendisini yani buraya go da koyabiliriz ki ben yukarıda go örneğini verdiğim için go yazmadım. Eğer to'yu koymasan to koymak zorundasın. Niye? Would diyor. Would you like to go? Would you like to go to, would you like to, go to the concert tonight? O zaman drink olmuyor tabii ki. Bu akşam konser gitmeyi düşünür müsün? Would you like some more e, kafi mesela biraz daha kahve ister misin? Bak kafi dediği ne? Bir fiil değil. Bir isim. O zaman buraya... Kahve hocam. Kahve bildiğimiz kahve. Şimdi bir de verb ing var. Bu sefer de verb ing şu demek. Hani demiştim ya İngilizce biz kelimeleri nereden öğrendik Tonguç'un? Sözlükten öğrendik. Sözlükte fiile baktığın zaman sözlüğü açtı mesela. Diyelim ki go fiili. Nedir? Gitmek fiili. Go'nun karşısında gitmek yazıyor. Sen şimdi eğer verb ing getirmen gerekiyorsa buraya what about go diyemezsin. Ne yapman lazım? Fiilin sonuna ing getirmen lazım. What about going? gitmeyi düşünür müyüz? How about going? Ve hatta ne dersin? Ne dersin? Veyahut da fancy joining katılmayı düşünür müsün? Diyebiliriz. Bak fancy'den sonra how about veya what about'dan sonra verb ing geliyor. What about going cycling? Bisiklet sürmeye ne dersin? Fancy joining us. Bize katılmayı düşünür müsün? Dediğimizde biz hep fiilin ing halini kullanıyoruz. Bak şuraya çok dikkat ettiğim için burada fiilin birinci halini kullandığımız için burada play yazınca biz play koyduk. Watch yazınca watch koyduk i yazınca it koyduk. Ama burada ing'li hali, ing hali olacağı için go yazınca going yaptık. Join yazınca joining yaptık. Şimdi gelelim accepting and refusing. Şimdi teklifi yaptık. Making an offer. Offer. Teklif ettik. Şimdi accept yani kabul etmek veya refuse reddetmek. Mesela kabul ediyorsun. Yes I would uh, like some. Evet birazcık isterim diyebilirsin. Mesela bir kahve söylemiştir sana veya bir çay veya bir pasta. Yes I would like some diyorsun. Sure. That sounds great. Kesinlikle bunun ee, kulağa hoş geliyor. Yani harika görünüyor. Dese good idea. Bu iyi bir fikir. Idea fikir demek. Yeah, why not? Neden olmasın? Oh yeah. Oh yeah. Daha çok sen bunu sevdiğini düşünüyorum. I, I'd love to. Ben yapmak isterim. Veyahut da yes, please. Evet lütfen hepsi diye. Hepsi olumlu bunların hocam. Bunların hepsi olumlu. Yani seçeneklerde sana bunlardan üçünü verir de diğer seçenekte bu varsa cevap odur esasında. Niye biliyor musun? Çünkü adam sana bir şeyler sormuştur. Bir uzun resim vermiştir, bir şeyler yapmıştır ama hedefi esasında şudur. Bunların kabul etmek olduğunu, bunların da reddetmek olduğunu bil. Veya bundan üç tane ver, bundan bir tane ver. Şimdi refuse yani reddetme, reddetmeye gelelim. Hatırlarsan reddederken ilk başta böyle kibarca bir I'm sorry diyorduk. Hatta sen ne diyordun? I'm sorry ne sorry diyordun. Ama öyle bir şey yok tabii İngilizce'de. I'm sorry but I can't make it. Üzgünüm fakat yapamam. Veya I'm afraid I can't. Üzgünüm yapamam. Veya no thanks I am full. E, full değil tabii, full. No thanks, I am full. Yani teşekkür ederim, sağ olasın, Allah razı olsun fakat doluyum, doydum diye. Mesela sana arkadaşın hadi gel pizza yiyelim diyor, hadi gel makarna yiyelim diyor, hadi gel kuru fasulye, pilav, cacık herhangi bir şey söylüyor sana. Sen diyorsun ki no thanks, I am full. Senin zaten beynim cacık gibi, ne gerek var yemeye? Beynin değil de yani e, fiziksel olarak böyle bir salatalık görünüme sahip olduğunu söylüyorum. Güzel bir şey tabii, uzun boylusu manasında söylüyorum. I'd love to but... I feel ill. Yapmak isterdim. E, severim ya yani yapmayı. Fakat but, but'tan sonra bil ki tam tersi gelecek. I feel ill. Yani kendimi kötü hissediyorum, hasta hissediyorum diyor. But'ın... Fakat I love to iyi bir şey hocam. Öyle bir, evet, iyi orada başlıyor fake bak. var hocam. Evet, yani. Fake var. İyi başlıyor. Aa, I love to. O zaman kabul etti diye atlamayacaksın. I love to diyor ama sonrasında bir but var. Fakat but, demiş. Fakat dedikten sonra... Geri vites. Son, geri vites. Aynen dediğim gibi 180 derece hemen R'ye takıyor. R'ye takıyor. I feel ill diyor. I'm busy now. Ben şu an meşgulüm. Veya that's not a good idea. Bak bu Oo. neydi? That's a good idea. Şuraya bir not getiriyorsun. Bu sefer refuse oluyor. Şimdi gel şu diyalogları tamamlayalım. Burada gördüğün gibi would, can't, sorry, sounds, love, shall, how, idea, let's, why gibi ifadeler var. Bunları zaten bir önceki sayfalarımızda görmüştük. Beraber dolduracağız. Mesela let's play volleyball after school. Harikasın. Vo okuldan sonra voleybol oynayalım dedin. Çok güzel. Niye buraya let's getirdin? Çünkü şimdi can't play, sorry play anlamsız oluyor. Bir de play fiilin birinci hali. Hatırlarsan ne demek demiştik. Leslerden sonra fiilin birinci hali gelmesi gerekiyor demiştik. That's a good story. That's a good story. Evet harika. Olur mu evladım? That's a good story. That's uh -huh. a good uh, love. Aa, bu güzel bir aşk diyebilirsin ama bu da bunun nasıl oluyor. Diyeceksin ki let's play football after school. Hadi okuldan sonra voleybol oynayalım dedi ya. Sen de that's a good idea diyebilirsin. Bu iyi bir fikir diyebilirsin. Okuldan sonra voleybol oynamak iyi bir fikir diyebilirsin. O zaman şimdi ne yaptık? Let's yaptığımız için let's'i siliyorum. Bir de idea yaptığımız için idea'yı siliyorum. Şimdi şuna bakalım. Bu sefer A ve B konuşuyor. Şimdi burada ING olduğu için ayıncı olduğu için mutlaka harikasın, zeka, zekisin, mükemmelsin, muhteşemsin. You are clever, you are intelligent and you are crazy. Tonight. Thank not. you teacher. There is no problem. Şimdi burada bu diyor ki hadi bisiklet sürmeye gidelim diyor. Şimdi cevabı ne olacak bakalım. I am nokta nokta but I can't. I'm tired. Ha o zaman bu ne yaptı? Refusing yani reddetti. I can't diyor yapamam diyor. I'm tired diyor yorgunum diyor. Bisiklete bir sürmek yani gerçekten yorucu bir şey. O zaman I'm sorry but I can't. I'm tired. Üzgünüm fakat yapamam. Çok yorgunum diyor veya yorgunum diyor. Şimdi burada da yine A ve B arası diyaloğa bakalım. I have pajamas party tonight. Bu akşam bir pijama partim var diyor. Sen hiç pijama partisine katıldın mı Tonguç'um? Pijama partisiydi hocam. Ben e, arkadaşlarımla kostüm partisine katıldım. Kimler vardı partide? Ee, arkadaşlarım Tankut, Hamza, evet. e, Murtaza, evet. e, Mükrem'in, ondan evet. sonra Rüknettin vardı hocam. Güzel, güzel bir ekipsiniz gerçekten. Kostüm parçası. Ben de... öküz kıyafeti giydim hocam. Ha normal inek. Rüknettinle beraber. Rüknettin e, ön tarafını oluşturdu öküzün. Ben de Aa, arka tarafını oluşturdum. Ha iki much. ayak var doğru. Sen evet, şöyle anladım, anladım mantıklı. Şöyle iki yüzün ayaklarını düşünecek olursak güzel mantıklı bir kıyafet. Sen kafa kısmında mıydın Tonguç? Ben e, ba e, bacak but kısmındaydım hocam. But yani güzel. En lezzetli kısmı zaten but kısmı. Tebrik ediyorum seni. Ay pijamas partisi. Kuyruğunu sağlıyordum. Kuyruk olabilir. Zaten kuyruk güzel bir şey. I have a pijamas party tonight. Would you like to join us? Bize katılmayı düşünür müsün diyor. Gerçekten güzel bir parti olabilir. Pijama partileri genelde güzel oluyor. Ve sonra, sonra cevap veriyor. I'd love, isterim, fakat, but, I have to help my mother. Fakat anneme yardım etmem lazım. Anneme yardım etmezsem benim kafama terliği fırlatır demek istiyor. Öyle demiyor ama öyle demek istiyor. Şimdi burada yine başka bir diyalog var. About going for a walk. O zaman ya what about diyeceğiz ya how about diyeceğiz. Yani would about diye bir şey yok. O zaman how about diye cümlemizi işaretliyoruz. Bu arada how'ları, shell'leri, love'ları, would'ları güzel güzel elersek daha kolay yapabiliriz. Sonra diyor ki what, how about going for a walk? Yürüyüşe ne dersin düşünür müyüz? O da I'm afraid. Korkarım. Korkarım. Ne diyecek? I can't. Korkuyorsa herhalde şöyle bir şey. I'm afraid this a good idea diyemez. I'm afraid I love diyemez. Yani korkarım seviyorum der korkarım yapamayacağım demesi lazım. Burada da nokta nokta don't we go to sinema? Why don't we go to sinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Neden sinemaya gitmiyoruz? O da cevap veriyor. Sure kesinlikle it sounds Good diyebiliriz. Burada soruyu da zaten yapmıştık. ve Böylece tüm alıştırmalarımızı yerleştirmiş olduk. Bu tür alıştırmalara da şuna dikkat etmen lazım. Önce bildiğinden başlayacaksın. Kesin bildiğin varsa onu yerleştireceksin. Hiçbir şey bilmiyorsam. O zaman e, birazcık tahmin edeceksin. Bir de yerleştirdikçe yani cümleleri doldurdukça mutlaka elemen lazım. Şimdi geldik artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sen de rahat rahat artık dersi bitireceğimiz için mutlu sona yaklaşıyorsun. How to write an invitation card? Nasıl yazılır bir davetiye kartı. Kart zaten İngilizceden Türkçe'ye geçmiş. Invitation biraz orijinal bir kelime. Zor gibi duruyor ama normalde davet. Davetin ne olduğunu biliriz. While you are writing an invitation card, bir davetiye kartı yazarken bazı giriş cümleleri var. Introductory sentence. Mesela Dear, sevgili. Veyahut da Hi, selamun aleyküm. Hello, merhaba. Bu tarz cümleleri, bu tarz ifadeleri kullanmamız lazım. Sonra bir purpose var. ama söylüyoruz. Ee, mesela I'm having a party. Bir parti veriyorum. Sonra time'ı söylüyorsun. From 10 a.m. ondan 2, 2 p.m. AM ile p.m. arasındaki farkı biliyor musun Tonguç'um? AM hocam sabahleyin der, p.m. de öğleden sonra der. Harikasın. Eğer 10 p.m. deseydi, yani 10 p.m. deseydi bu akşam 10 olurdu. Ama 10 a.m. yani 10 a.m. dediği için bu sabah 10 oluyor. 2 p.m. demiş, bu demek ki gece 2 e, oluyor. Eğer Pardon gece 2 diyorum. Öğlen 2 oluyor. Eğer 2 a.m. deseydi bu sefer geceliğin 2 olacaktı. Çünkü 12'den sonra. Şimdi conclusion'a baktığımızda Tonguç'um e, Tonguç um, son cümlesinde ise I hope, umarım, inşallah you can make it yaparsın. Please let me know. Lütfen bilmemi sağla. Whether you can come or not. Gelecek misin gelmeyecek misin bilmemi sağla diyoruz. Şimdi gel yani burada bir cümle var. Bunları doldurmaya çalışalım. Burada hangisi gelecek diyebilir sana sınavda hangisi gelmeyecek diyebilir. Ve tam da bir yenisi sorunun soru kökü gibi. Niye böyle resimler falan büyük şeyler var. Şimdi ilk başta bir selam cümlesine başlayacağız. Dear Mike. Sevgili Mike. I'm having a BBQ party. BBQ party nedir Tonguç'un? Barbecue party evet, hocam. Bildiğimiz mangal partisi. Ya yani mangal yapıyorlar. Löp löp etleri götürecekler ama et götürdükleri anlaşılmasın diye barbecue party diye böyle değişik artistik isimler vermeye çalışmışlar ama güzel değil. Bu doğru değil yani. Madem o kadar et diyorsun biz de çağırman lazım. I'm having a BBQ party in my garden this Saturday. Bu cumartesi bahçemde bir barbecue partisi vereceğim. And ve it will start at 12 p.m. Ve o 12'de başlayacak diyor. All our classmates, bütün sınıf arkadaşlarımız are coming. Hepsi geliyor diyor. I hope, umarım you can make it. Sen de gelebilirsin. Love, sevgiler, Kate diyor. Burada da Please let me know whether you can come diye cümleyi tamamlamış. Şimdi bana söyle bakalım. Burada mektubu senden yani sender gönderen kim? Receiver yani alıcı olan kim? Hocam sender hocam ee, şeyin e, en altta yazan adamdır. Kate'dir adam değil. Hocam. Kate Kate adam değil ama olsun. Ondan sonra e, receiver da alıcıdır yani. Dear'ın yanında yazandır herhalde. Harikasın, zekisin, mükemmelsin, müthişsin, muhteşemsin. O zaman burada da Mickey Mouse, Mickey Mouse diyebiliriz, Mike de diyebiliriz, fark etmez. Bunların hepsi geçerli. Şimdi bir yeni nesil soruya bakalım. Acaba sıralı. Sınavda... new style yeni mean, bu... tarz question. Biz bunları öğreniyoruz güzel tamam ama bunlarla alakalı bol bol alıştırma çözmemiz lazım ve bol bol yanlış yapmamız lazım. İngilizcede ne kadar çok yanlış yaparsak, hatta sadece İngilizce değil, Türkçe, matematik, fen, sosyal ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar çok şey öğrenebiliriz. Biliyorsun artık teknoloji gelişti. Bizim kitaplarımızda yanlış yaptığın zaman sorunun çözümünü sana hoca izah ediyor. Oradan da güzel güzel pekiştirirsin. Dolayısıyla yanlış yapmaktan korkmuyoruz. Yanlış yapan insan soru çözüyor demektir. Bu güzel bir şey. Şimdi burada bir soru yapalım ve yanlış yapmaya çalışalım. Hayır niye yanlış yapalım? Şaka ya? mı yapıyorsunuz? Şaka, şaka şaka, şaka yapıyorum. Şimdi Diana ve Sally arasında bir diyalog var. Hadi bakalım. Diana, sen sen Diana ol, ben de Sally alayım. Hadi bakalım Diana'cığım. We are going to on a picnic on Sunday. Biz pazar günü bir pikniğe gidiyoruz diyor. Şimdi buraya bir boşluk gelecek. Ama sen boşluğu bilmeden önce ben cevap vereyim. Sally olaraktan bir cevap vereyim. I'd love to, but I'm busy on Sunday. İsterdim fakat meşgulüm diyor pazar günü. Diyor. Pazar günü ne iş olabilir ki bir insan resmen satacak. I'm going to visit my grandparents. Fix menü zaten değişmeyen şey. Aa, hocam ben... o zaman Would you like to join to you evet. Harikasın bak. Bu Diana pazar günü piknik var. Bize katılmak ister misin dedi. O da isterim fakat meşgulüm dedi. Pazar günü daha doğrusu büyük şeylerimi nedir ona dedelerimi ziyaret edeceğim dedi. Diğer seçeneklere baktığımızda bununla alakalı olmadığını görüyoruz. Peki nasıl anladık bunu? Fancy going for a walk in the park. Allah Allah. Şimdi pikniğe gidiyoruz sonra parka geçtik. Nereden çıktı park? Why don't you come over for a drink? Neden bir şeyler içmeye gelmiyorsun? Allah Allah ne alakası var ya? Sunday Monday piknikten nereye geçtik? Would you like to join us zaten cevabımızdı. Shall we meet in front of the cinema? Sinema önünde buluşabilir miyiz? Ha? Ya bu da oturuyor gibi oluyor ama esasında tam oturan şey bize katılmanı ister misin diyoruz. O zaman konumuzu bitirdik. Hadi bakalım ödülü soru bekliyoruz. İyi çalışmalar, başarılar. Donguç Dershane sundu.